Agalarım herkese selamlar. 18 Mayıs 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda idare edip mücadelem var. İdeallerinden bahsedeceğim. Senaryolara göre yüksek oranlarından bahsedeceğim ve skorlarına kadar da değinmeye çalışacağım. Cumartesi için herkese şimdiden bol şanslar. Göndermiş olduğunuz beğenilerden dolayı çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sizlerden artı 500 üstüne beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum açıkçası. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Maç skoru yarışmasıyla başlayalım. Maç skoru yarışmamız Gaziantep ile Karagümrük arasında. Ligden düşme mücadelesi var bildiğiniz üzere. Çetin bir maç olmasını bekliyorum. O yüzden bu maçı sormak istedim. Gaziantep Karagümrük maç skorunu olur yorumlara yazın. Cumartesi olması kaynaklı bilen 3 kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Ve Mayıs ayının sonuna kadar da gruplarımıza kalabilirler. Daha önce yapmış olduğumuz Chelsea ve Tottenham maçlarının skoru yarışması vardı. Tottenham'ı kazanan Yusuf Keşan... Chelsea'yi kazanan da Rojgeç Ürün isimli arkadaşımız oldu. Benimle WhatsApp üzerinden iletişim geçebilir. Her türlü soru, görüş, öneri ve Mayıs ayı boyunca gruplarımıza katılmak isteyenler varsa benimle doğrudan WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirler. Sol altta numarası var. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten WhatsApp linki var. Oradan da tıklayarak doğrudan benimle iletişim kurabilirsiniz. Her türlü soru, görüş, öneri bildirebilirsiniz. Dün raporuyla başlamak istiyorum. Perşembeden çekiyorum bu videoyu. Çarşambanın raporunu göstereyim. Çarşamba 2 adet yüksek mislimiz vardı. 3000 misli ve 1000 misli olaraktan da. Brighton Chelsea maçı vardı. 2.5 üst olarak 3000 misli olarak kaldık. 90 artı 7 de Brighton'ın attığı golle geldi. Güzel maçtı. Keyifli olaraktan da kazanmasını bildik. Sağ tarafta gördüğünüzde Panak'la, e, Pauk'la Pana'nın maçı vardı. Pauk'un oran burada gayet güzeldi. 1.60 seviyesindeydi. 1000 TL'de burada Pauk galibiyetini önerdim. Pauk mücadeleyi çok üstün oynamasa da 4-1 gibi skorla kazanmasını bildi. Onu da rahat şekilde içeri almasını bildik. Kazanç sahilerin herkese tebrikler. Yüksek misli seviyesinde bu şekilde yüksek oynayanlar. Ben özellikle gruba girerken söylüyorum ki 500 TL'nin üstünde oynuyorsan yüksek misli seviyesine gel şeklinde. Sizler de ona göre katılım sağlıyorsunuz zaten. Bu şekilde yüksek bir seviyesi. İdeallerimize bakalım. Yine çarşamba günü iki adet ideal kombinemiz vardı. Solda görmüş olduğunuz kombine Pauk maçının galibiyeti. Brighton maçına genel 1.5 üst tamamlama maçı olarak aldım. Neyse Nis nice mücadelesini de var olarak değerlendirdim. Güzel orandan kazandı. Bir tane ideal kombinemiz daha vardı. Brighton başına Depp Basman Chelsea'nin atacağı 2 golü aldım. Newcastle'ın bir yarıyı kazanırını aldım. Maç 3-2 bitti fakat bir yarıyı da kazanamamış oldu. İkinci yarı beraber etmiş oldu. Canlı olarak izlediğimiz maçlarda gruplarda devam ediyoruz. Bu dönemde bile aynı şekilde devam edeceğiz zaten. Alt ligler özellikle bugün Norveç, İsveç, Milli Milletler Ligi var. Voleybolda, basketbol playoffları, NBA. Aynı şekilde canlıya devam ediyoruz. Onun dışında herkes açık Telegram grubu var. Burası ücretsizdir. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Oradan da katılabilirsiniz. Hatta gruplarımızda dün neler yaptık ondan bahsedeyim. Anadolu Efes'te Türk Telekom maçı vardı. İlk çeyreği izledim. İlk çeyrek 42.5 üst olarak değerlendirdim. 1.49 gibi orandan. Ondan sonra çok rahat geliyordu. Bir de alt olarak değerlendirdim. Dedim ki Bunlar bir yerde duracaktır. İlk yarı 98.5-6'da değerlendirebiliriz diyerekten de. İlk periyot üst bitti. Güzel sayıda 54 sayıda falan bitti. Yüksek baremden alt almıştık. O da geldi. 2'de 2 oldu mu? Devam ediyorum o zaman yazdım. Sonra Japonya ile Türkiye'nin maçı vardı bildiğiniz üzere. Milletler Ligi voleybol başladı. Onu da TRT Spor Yıldız'da her maçı izleyebilirsiniz. Neredeyse her maçı veriyorlar. 185.5 üst olarak değerlendim. Japonya mücadeleyi 3-2 gibi skorla zaten kazandı. Çok rahat geldi. Bu şekilde canlı olaraktan da hafta sonu devam edeceğimizi söyleyelim. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Yorumlara bırakırsanız. Çok teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Dortmund'la Darmstadt mücadelesi. Dortmund'un son Mayıs maçında Mayıs'ın öyle bir sürpriz atmasını bekliyorduk. Hatta ne dedik? 2'den 1 şeklinde 2'den 0. Mainz tarafına mutlaka bir galibiyet bekliyordum zaten. Yarı kazanırı falan her türlü değerlendirilebilirdi. İlk yarı 2, iki, ikinci yer bir demiştik fakat Mainz ilk yarıdan birden bir yaptı. 3-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne giden Dortmund burada seyircisi önüne çıkacak. Bence seyircisi önüne de iyi bir kadro ile çıkacağını düşünüyorum. Ve mücadeleyim zayıf rakibine karşı seyircisiyle birlikte güzel bir galibiyet bekliyorum. İdealden ilk yerden gelecek bir golü değerlendirdim. İlk yarı bir seçeneğinin burada ideal bir oranı var. 1.35, 1.38, 1.40 bantlarında ilk yarı Dortmund galibi tanınabilir. Onun dışında da şöyle bir seçenek yapabiliriz. İlk yerden ben Dortmund'dan 2 tane gol bekliyorum. Daha doğrusu yüksek orandan ilk yarı skor 2-0 olabilir. 2-1 de olabilir ama 2-0 biraz daha yakınım. İlk yarı Dortmund'un 2 golü de 1.92 yüksek oranıyla önerilir. Frankfurt'la Leipzig mücadelesi. Şöyle göstereyim. Altıncılık sırası için önemli bir maç mı değil aga. Burada Frankfurt kaybetse, o falan kazanırsa bile. ikili avaraj Frankfurt'ta olduğundan kaynaklı. Frankfurt yerini kaybetmiyor. Fakat seyircisi önünde sezonun son maçına çıkıyor. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum ben burada Frankfurt adına. Leipzig de bence gereken desteği verecektir. İdealden karşılaşabilecek goller ama oran yok. Avrupa alabilir. Biz burada oran almak adına hem var hem de üst yapacağız. İdealden var ve üst seçeneğini değerlendirelim. 1.38 bandında bir iddiada oranı mevcut. Var ve üst olarak alınabilir. Wolfsburg'la Mainz mücadelesi. Mainz'in son mücadelesinde galip gelmesini bile Dortmund'a karşı. Onu yakalamıştık. Wolfsburg mağlup oldu. Keyifli bir maç bekliyorum. Özellikle Mainz'ın yani bu maçta da bir şeyler yapıp buradan kurtulmak istiyor. En azından beraberlik şu dönemde yetmez. Union Berlin kazanırsa Mainz berabere kalırsa Berlin üstüne geçiyor. İkili avarajdan sanırım. O yüzden Mays'ın burada bir şeyler yapmasını ve Wolfsburg'un da kendi evinde diri bir takım olduğunu düşünerek de. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. İdealden karşılıklı gelecek golleri alabiliriz. E, ee, Wolfsburg ilk yarı gol atabilir. Bak Wolfsburg'un golü ilk yere gelebilir. Mays tarafından da iki gol beklenebilir. Hatta yüksek orandan ben Mayzin burada yine bir şeyler yapmak istediği kaynaklı. Dep bir 1.5 üstte bence riskten edilebilir. Onu da söyleyeyim. Hemen oranına bakalım. Oran da 1.75 bandında. Riskli olarak bunu önerebilirim. Bakın anlatıyorum. Wolfsburg genellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım. Gollerini genellikle ilk yarıda atıyor. İlk yarıda bir tane Wolfsburg golü gelebilir. Mainz'den gol bekliyoruz. Bekliyoruz. İdealden var. Yüksek oranda da Mainz'in dep basmanında iki golü. Gaziantep'te Karagümrük mücadelesi. Bu maçın da maç skoru sizde. Gaziantep'te Karagümrük karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Şimdi puan durumuna baktığınız zaman da her iki takımın burada şiddetli ihtiyacı var. Bana sorarsanız ev sahibi avantajı biraz daha yüksek Gaziantep adına. Son mücadelede Adana Demir'e deplasmanda 5-6 tane atlı geçti. Adana'nın kırmızı yemesi de tabii ki etkenlerden biriydi. Ben burada açıkçası kim kime dumduma her iki takımdan aga atılacak goller. Çünkü her iki takımda risk alacaktır. mücadele herhangi bir yüksek oranlı tercih yapmadım ama karşılıklı gelecek goller bence değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Çünkü zor maç. Bu maçın skorunu sizlere sorduk zaten. Ya benim skor beklentimde 2-1 ayarında Gaziantep'in önde bitirebileceği olacaktır. Başakşehir ile Trabzonspor mücadelesi. Şimdi Başakşehir Çağdaş Hoca'yı ben çok beğeniyorum. İstikrarlı bir hoca. Ya maçları şöyle son dönemden bahsedelim. Art arda gelen galibiyetler var. Yani haldır huldur oynamıyor açıkçası. Geri geliyor kontrolü risk takım savunmasında ön planda tutan bir Başakşehir var Çağdaş Hoca ile birlikte. Fakat Trabzon öyle değil. Trabzon biraz daha pozitif oynuyor Başakşehir'e oranla. Burada favori zaten kim sayılır bilmiyorum. İkisi de beraberlik gibi. Bence bir beraberlik kokuyor açıkçası bu maçta ama gollü bir beraberlik. idealden var alınabilir. Yüksek oranlarında maç sonu 0 sisteme atılabilir. 1-1 veya 2-2 bandında bitebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum açıkçası. Ankara gücüyle Pendik karşılaşması. Pendik de son iki hafta galip geliyor. Çırpınışlar yetecek mi bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gaziantep ve Ankara gücü... Gaziantep ile Karagümrük maç yapıyor kendi arasında. Ankara gücüyle ne de Pendik. Çarşı bayağı karışık alt sıralarda. Son haftaya kalacak gibi. Ben Aga yine yani güzel bir karşılıklı gollerin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan biri. Her iki bir takım da iyi oyununu sergileyerekten de bence. Yani diskler de alınacaktır. Eğer ilk gol geldikten sonra diğer takımın risk alması çok daha bariz. Karşılıklı goller okey. Hatta ben biraz daha yüksek orandan da ilk yarıdan iki gol gelmesini de neden olmasın diyorum aga. İlk yarı bir buçuk üstte 2.24 gibi oranı var. Hızlı başlarsa hızlı gider. Özellikle pendikten dolayı. Samsun-Alanya karşılaşması. Şimdi ben burada Samsun tarafındayım. Ee, önerimi direkt söyleyeyim. Samsun'un bir yarayı kazanmasını bekliyorum aga. Ee, fakat iddia şu an açmamış onu. Maç günü açar mı bilmiyorum. Açma ihtimali var. Belki de açmaz. Avrupa'dan yaşayanlar vesaire. Samsun'un bir yarayı kazanmasını alır. Çünkü Samsun kendi evinde iyi oynuyor. Ve seyircisiyle birlikte son haftalarda da iğme alan bir takım. Ee, ben burada Samsun'un bir yarayı kazananı öne, öne çıkartırım. Ama yine yani karşılıklı gidecek gollere 2-1 ayarında bir Samsun galibiyeti bekliyorum. Ev sahibi yarı kazananı açmazsa yine var olabilirsiniz. Yani genellikle gollü maçlara gittim. Ve sizlere özellikle de yüksek oranlarından da bahsetmeye çalıştım. bu dönemde zaten ya bir nevi şey maçları. Ya, yani prestij maçları diyelim. risk alacak takımları aldım. Gollü geçiyor olacak. Riskler alınacak. Goller gelecektir diye düşünüyorum. Değerlenecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.